biraz hayalci, biraz abartılı hayalleri olan ve bu macera perest ruhu nedeniyle zaman zaman imparatorluğu sıkıntıya sokar. Çünkü sorumlu değil diyorsunuz ama yani o dönem Türkiye'ye, daha doğrusu Osmanlı'ya o dönem Enverland diyorlar. Evet. Enveristan diyorlar yani. Yani bütün Bolanda hiçbir sorumluluğu yok. Fatih. Efendim savaşa gidecektik. Başka çaresi yoktu. Nasıl baktığınıza bağlı. Bir açıdan bakarsanız maceracı görürsünüz. Bir açıdan da bakarsanız şu insanlara bak, ne büyük hülya var. Yenilmeyi bilmiyor. Benim gözümde Enver yenilmeyi bilmeyen adamdır. Ben de bunu çok seviyorum. Ben de yenilmeyi bilmiyorum. Bir yandan baktığınız zaman öyle açıya bağlı. Ben ona bakıyorum. Yani adam durmuyor orada. Bir defa Enver'in... Kabına sığmayan bir adam var. Enver'in cumhuriyetin kuruluşuna en büyük katkısı teşkilatı mahsusayı kurmasıdır. Tabii. Cumhuriyeti teşkilatı mahsusa kurmuştur. Bir takım ahmak solcular bunu MİT zannediyorlar. Evet. Ahmak bunlar. Bunlar kurmuştur. Çoğunun hocasısınız hocam. Tabii. Çoğu eseriniz ama çok doğru söylüyorsunuz. Onlar ayrı. Ayrı bu değil sizin eseriniz. Tamam efendim. Anadolu'nun her tarafında Kılıç Ali teşkilatı mahsusadandır. Ali Çetinkaya teşkilatı mahsusadan. Osman Paksüt'ün büyük dedesi. Bunlar öyle. Kim elini kaldırdıysa. Enver ve arkadaşları doğuda ihtilaller yapmak için böyle bir örgütü kurdular. Bir ihtilal örgütüdür teşkilatı mahsusa. Üstadımla perşembe günkü konuşmada aynı noktada olmadığımız bir taraf var. Tabii ki pan-İslamist'ti. Pan-İslamist, pan-Türküst'tü. Azerbaycan'da, İran'da, Mısır'da. Ben ona hayır demedim. Ha, peki o zaman anladım. Ama ben burada küçük anı da yazdım. O kadar enteresan bir adam. 1920'lerde gelen Doğu'nun, Lenin ve arkadaşlarının Doğu'nun Lenin'i dedikleri, onlarla işbirlikleri vardı hocam, bunların. Hocam affedersiniz. Bir mektup. 26 Mart 1922. Yani kimle? Enver Paşa'dan Naciye Sultan. Bakın. Mukaddes sevgili güzel Naciye diye başlıyor. Ne güzel. Şimdi efendim mektup şöyle bitiyor. Bayrağım bu olacak diyor. Şunu gösterebilirsek. İnşallah lütfen. Yönetmenimiz ve kamera. Evet. Biraz aşağıda şu bayrağım diye de kenarına yazmış. Sen kaldırınca kamerayı kaldırıyorlar. İnanamıyorum. Şöyle dursun. Böyle dursun. Şu bayrağı kendi çizmiş. Yanına da bayrağım yazmış. Çünkü bir de bizde bilinmeyen bir taraf vardı. Enver Paşa tahta çıktı. Sultan naibi olarak tahta oturdu. Ya bir dönem imparator da yaptı yani. Bakayım bayrağa bakabilir miyim? Şu. Ne farkı var bizim bugünkü bayraktan? Aynı hemen. Aynı bayrak. Üstüne bir şey koymuş. Üstüne püskül koymuş. Sancak şeyi gibi bayrağım diyor, evet, onu yapmış. At kılından püskül koymuş üstüne. Ama şu var yani Fatih, iddiaçılar. Tabii gene çok kişi özellikle hocanın talebiyle kızacaklar. Bu adamlar başarılı oldu olmadı. Şimdi öldüklerinde yaşlarına bakıyorum. Ben daha başka 41 yaşında. Evet, 41 yaşında öldü. Bütün bunları yaptığında 30 yaşlarında. Yani adam 17-18 yaşında daha çıkmış. Sonra 20'lerinin sonunda darbe yapmış, ihtilal yapmış. Geçmiş yap 41 yaşında öldü. Bak güzel yaşında. Kardeşim. Yeni kuşaklara söylenecek şu. Şu harita bu sene çıktı. Bu harita Montreux'da çıktı. Türkiye'yi bölen bir harita. Yüksek paşalara da buradan arz ederiz. Bunu oyun olsun diye yapmıyorlar. Devamlı Amerika Türkiye'yi bölen haritalar yapıyor. Birazdan Siyonist belgelerdeki haritalardan da bahsedeceğiz. Bu harita olmadan 1907 yılında Rusya Çarı ile Büyük Britanya İmparatorluğu Reval'de buluşup Türkiye'yi bölmeye karar verdikleri zaman genç subaylar dağa çıkıyorlar. Benim anlatmak istediğim bu başka bir kuşaktı. Sonra yani İttihat Terakki bir kurtuluş hareketidir. Sonu hüsranla bitmiştir. Ama bir kurtuluş hareketidir. Hocam müsaade ederseniz söylemek istiyorum. Yani bizde ya ifrat ya tefrit. Kardeşim bu bizim tarihimiz. Bunlar bizim paşalarımız. Bunlar kötü niyetli değil. Yani bunlar yıllarca devleti iyi veya kötü idare ettiler. Tamam sürgünler, sansür şu bu inanılmaz derecededir. Fakat savaş zamanıdır. Savaşa tekrar söyleyeyim girmek zorundaydık. Fakat devletin başındaki tek güçtü bunlar ve bunların ben önde gelenlerinin iddiaçıların çoğunun ailesini tanıdım. Beş paraları yoktu. İstese neler götürürlerdi.
Yahu Enver Paşa'nın hanımı Naciye Sultan, padişah torunu. Kadıncağız Almanya'da dişindeki altın kaplamayı sattırmış.